oldu. Bugünkü yayınımıza katılan herkese çok teşekkür ederiz. SALT'ın 2015'ten bu yana devam eden bu son şansımızın gösterimlerinin bu yılki programı Garanti BBVA, pardon, bir teknik şey oldu. SALT'ın 2015'ten bu yana devam eden bu son şansımızın gösterimlerinin bu yılki programı Garanti BBVA desteğiyle Nisan-Temmuz ayları arasında çevrim içi gerçekleşti. İklim ve ekolojik kriz üzerine düşünmeyi ve tartışmayı teşvik eden bu son şansımızın programı kapsamında hazırladığımız konuşmalar serisi bugün başlıyor. 27 Kasım'a kadar bilim insanları Burcu Özsoy, Karen O'Brien, Abdullah Kahraman ve Derya Akkaynağ'ı WWF Türkiye işbirliğiyle ağırlayacağız. Birazdan programımızın ilk konuşması başlayacak. Profesör Doktor Burcu Özsoy, Dünyada İklim, Kutuplarda İklim adlı sunumunda kutup bölgelerde gözlenen iklim değişikliğini ele alacak. Sunum ardından WWF Türkiye İletişim Grup Müdürü Doktor Neyran Akyıldız'la soru cevap kısmına geçilecek. Program açılış konuşması için SALT'ın kurucusu ve daimi destekçisi Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin'e söz vermek isteriz. Herkese merhaba. Son yıllarda yaşadığımız çevre felaketleri, yıkıcı kayıplar hepimizi derinden etkiliyor ve geleceğimize dair büyük bir kaygıyı da beraberinde getiriyor. Çok eskiye ya da uzağa gitmeden, geçtiğimiz yaz Marmara Denizi'nde meydana gelen müsiller sorunu, ülke çapında yayılan orman yangınlarını, Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerini ve dünyanın dört bir yanından aldığımız benzer haberleri anımsayalım. İşte tüm bu yaşananlar gezegenimizin geleceği için doğanın bize belki de son uyarıları. Ülkemizin yanı sıra dünya genelinde yaşanan çevre felaketleri insanlık için çok ciddiye alınması gereken uyarılar. İklim birimindeki en güncel veri ve analizleri bir araya getiren Ağustos ayında yayınlanan IPCC raporu da yaşanan iklim değişikliklerinin kaçınılmaz ve geri dönülemez olduğunu gösteriyor. İnsanlık için kırmızı alarm mottosuyla yayınlanan rapora göre bugün karbondioksit konsantrasyonunu günümüzde 2 milyon yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz 10 yıl son 125 bin yıldaki herhangi bir dönemden daha sıcaktı. Gezegenimiz için kritik eşik olan 1,5 derece ısınmaya önümüzdeki 20 yıl içinde ne yazık ki ulaşmış olmamız öngörülüyor. IPCC raporunun bilimsel açıklamaları doğrultusunda Kasım ayının başında dünya liderlerinin iklim krizine karşı bir araya geldiği Glasgow'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın da ana odağı olan harekete geçmek için son şansımızı değerlendirmek artık hepimiz için hayati önem taşıyor. Kömürü tarihe gömmekten, yeşil hidrojen enerjisine, ormansızlaşmayı durdurmaktan metan azaltım hedeflerine kadar tüm dünyadan iklim krizi uzmanlarının seslerini karar vericilere duyurmak için bir araya geldiği bu konferansın somut çıktılarını görebilmek en büyük dileğimiz. Hazırladığı belgesellerle dünya çapında tanınan doğa tarihçisi Sir David Attenborough'un da söylediği gibi yaşadığımız dünya eşsiz ve muhteşem. Ama biz insanlar dünyada yaşama şeklimizle onun dengesini alt üst ediyoruz. Gezegenimiz maalesef büyük bir felakete doğru yol alıyor. Hal böyle olunca bu son şansımız mı sorusu daha da önem kazanıyor. Gezegenimizin bize verdiği uyarıları dikkate alarak bireyler, kurumlar ve toplum olarak hızla önlem almak, sürdürülebilir bir dünya için harekete geçmek zorundayız. Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik kavramı daha henüz kurumsal sosyal sorumluluk olarak görülürken, biz çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini bütüncül bir yaklaşımla ele almaya başladık. Yaklaşık 15 yıldır iklim değişikliğiyle mücadeleye ve kapsayıcı büyümeye odaklanarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşması için birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değişimin önce kendimizden başlayacağına yürekten inanıyoruz ve finansman sağlayan kurum kimliğimizin yanı sıra bankamızın kendi çevresel etkilerini azaltması yönünde de kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Kültür sanat dünyasının sürdürülebilir dönüşüm yolunda kitleleri aydınlatma ve diyalog kurmada çok etkili olduğuna inanıyoruz.
10 yıl önce bilgi, kültür ve sanat üretimini desteklemek amacıyla kurduğumuz SALT ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerle de toplumun gündemine sürdürülebilirlik kavramını sanatın güçlü dili aracılığıyla taşımaya çalışıyoruz. Garanti BBVA olarak doğrudan destek verdiğimiz Bu Son Şansımız mı başlıklı çevrim içi gösterim ve konuşma programıyla toplumun tüm kesimlerini iklim ve ekolojik krizin çözümleri üzerine düşünmeye ve tartışmaya davet ediyoruz. Bu programı online olarak ücretsiz ve Türkiye'deki herkesin erişimine açık olarak yayınlıyor. Bilgiye erişimin önündeki engelleri yıkmak için uğraşıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden çarpıcı örnekleri kapsayan belgesel seçkisinin ardından birbirinden değerli bilim insanlarını, araştırmacıları, sivil toplum örgütü temsilcilerini buluşturan bu konuşmalar serisinin kamuoyunda farkındalık yaratacağına da gönülden inanıyoruz. Her şeyin birbirine bağlı olduğu bir döngü içinde hareket eden bu gezegende sürdürülebilir bir gelecek için bugün etrafımızı çevreleyen risklerin farkındayız. Yaşadığımız zaman bize dünyaya iyi bakmanın, geleceğe iyi bakmak demek olduğunu öğretmeye devam ediyor. Çalışanlarına, müşterilerine, topluma ve ülkesine karşı sorumlu bir banka olarak parçası olduğumuz bu dünyanın daha yaşanılır olması ve tüm canlıların sürdürülebilir geleceği için görev yine bizlere düşüyor. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese, uzun yıllardır destek verdiğimiz ve bu projede de işbirliği içinde olduğumuz için çok mutluluk duyduğumuz WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na katkısını sunan tüm konuşmacılara, ilgi gösterip takip eden tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın doğa ile uyum içinde yaşadığı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize gönülden inanıyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler Ebru Hanım. Sözü Burcu Özsoy'a ve Neyran Akyıldız'a bırakıyorum. Çok teşekkürler. Merhabalar. Fatma Hanım, çok teşekkürler ediyorum. Öncelikle bu davetiniz için ve özellikle bu son dönemlerde gündemimiz olan iklim değişikliği konusuyla ilgili. Benim de dünyada iklim ve kutuplarda iklim konulu konuşmamı yapabilme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler ediyorum. Sunumum görünüyor umuduyla ben sunumuma başlayayım. Şimdi tabii ilk görselde ben hayal ettiğimiz o yeşil ve mavi dünyayı paylaşıp ve bizlerin aslında beklenti değil de yapıyor olmamız gereken kavramları ilk resimde paylaşmış olmak istedim. Geri dönüşümden sürdürülebilir bir çevreye, yeşili bol enerjiyi daha çok güneşten, rüzgardan aldığımız bir yapı resimde çok da güzel bir şekilde ortaya konmuş durumda. Şimdi tabii bir sonraki slayda geçtiğimde de bilimsel kavramlara geçiyor olmak isterim. Bir figürüm var. Bu figür aslında belki de benim bugün tüm konuşmamı üzerinden yapabileceğim kapasitede geniş geniş anlatabileceğim bir figür. Lakin tabii süreyi de verimli kullanmak adına genel bilgileri ve hakikaten anlaşılır şekilde sizlere ifade etmek istiyorum. Bu sabah aslında beni çok mutlu eden bir şeyle karşılaştım. Onunla başlamak isterim ve bu figürle neden alakalı olduğunu anlatmak isterim. Bilim insanları olarak bilinen bir döngüyü ben şu an sizlerin karşısına da sergiledim. Sabah British Antarctic Survey'in İngiltere'de Antarktika çalışmalarını sürdüren birimin 2-3 dakikalık belgesel tadında yayınlamış olduğu bir görselle karşılaştım. Ve aslında okyanusların öneminden bahsediyor. Ve okyanusların öneminden Antarktika'nın önemine ve Güney Okyanusu'nun önemine dikkat çekerken bu kıymetli küçük kısa yapılmış görsel, belgesel bu
resimle başlamış. Yani bu resmin üzerinde 1000 yıllık serüven olarak ifadesini koyduğum bu görsel aslında bizim dünyanın iklimini, mevsimleri, bizim yaşam standardı, kalitesi hepsiyle bağlantılı bir döngüyü sergiliyor ve İngilizlerin de, İngiliz bilim insanlarında, kutuplar çalışan, okyanuslar çalışan bilim insanlarının da bugün yayınladıkları görselin başlangıcında aynı figürle olduğunu görmek beni hakikaten mutlu etti. Aslında biz bilim insanlarının vermek istediğimiz bir mesajımız var ve bunu bu figürle anlatmak istiyorum. Şimdi karşımızda bir mavi döngü, bir de kırmızı tamamlayıcı döngü var ki mavinin başladığı noktaya götürüyor bizi. Mavi oklar bize soğuk ve tuzlu derin akıntıları gösterirken, kırmızı daha ılıman ve yüzeysel akıntıları gösteriyor. Bu mavi oklar Arktik'te başlıyor. Arktik dediğimiz Kuzey Kutbu ve burada 3 tane okyanusumuzu görüyoruz. Atlantik, Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu. Kuzeyde ise bir Arktik Okyanusumuz var. Güneyde Güney Okyanusumuz var. Şimdi kuzeydeki bu Arktik Okyanusumuz ki bizim literatürde Kuzey Buz Denizi diye geçer. Onu da bizim bir an önce düzeltmemiz gerektiğini düşünüp buraya bir not bırakmak istiyorum. Kuzey Buz Bölgesi, Arktik Okyanusu donuyor. Birazdan size bununla ilgili daha teknik bilgiler vereceğim. Çok detaya inmeden, yüzeysel de olsa bilmemiz gereken detayları aktaracağım ama Arktik Okyanusu donarken, onu da şuraya bağlayayım. İşte mesela kışın kar yağdı, yollarımız buzlandı. Belediyelerimizin ilk yaptığı şey nedir? İşte tuzlama çalışmaları ki oradaki buzu, donmayı daha eritebilmesi ve bizim yaşamımızı kolaylaştırması açısından. Bu basit fizikten hareketle kuzey bölgesindeki, şöyle masumla da işaret edebileceğim, kuzey bölgesindeki Arktik Okyanusu donarken ister istemez bu buz katmanı içinde tuzu barındıramayacağı için tuzlu sularımız, bütün deniz okyanus sularımız tuzlu. Tuz bünyesinde barınamayacağı için buzun tuz salınıyor. Tabii bir yoğunluğu var, bir ağırlığı var. Salınırken dibe doğru ne yapıyor? Dibe doğru giderken bir derin, kuzeyden güneye doğru hareket eden bir akıntıyı başlatıyor. Gayet güzel, kuzeyde bir akıntı başladı, buzlar dondu, tuz salındı, derine çöktü. Derine çökerken de kuzeyden güneye doğru bir akıntıyı, derin akıntıyı başlattı. Buraya kadar harika. Güneyde, kuzeyin aksine, kuzey bir okyanusken güneyde dünyanın 5. büyük kıtası, Antarktika kıtası var. Karanın üzerinde, kara parçasının üzerinde buzullar var. Karasal buzlara buzullar diyoruz. Bu karanın etrafında da çevrili yine deniz buzları mevcut. Ve bu deniz buzları yukarıdan aşağı inen soğuk ve tuzlu derin akıntıyı besliyor. Ve buradan sonrası da zaten aşikar ekvatora yönlenen akıntı ekvatorda ısınıyor, yüzeye çıkıyor. Ve bu yüzeye çıkmış haliyle tekrar kuzeye yönlenip bu serüveni tamamlıyor. Evet, biz bu tam mavi okun başladığı noktadan bir çok basit bir deney yapacak olsak ve bir herhangi bir materyali, maddeyi bıraksak, o materyal 1000 yıl sonra başladığı noktaya tekrar geri dönüyor. Biz bu döngüyü anlamıyoruz, biz bu döngüyü bilmiyoruz ama dünyanın neredeyse 2/3'iyle kaplı okyanuslarımızın kendi içinde döndürdüğü bir döngü. Ve şu var ki bizim iklimlerimizi özellikle güneşten gelen ısıyı 2/3 okyanuslarla su yüzeyiyle kaplı dünya bu güneşi absorbe ediyor. Ve absorbe ettiği güneşi bünyesinde bulunduran okyanuslar bu akıntı sayesinde harmanlanıp tekrar atmosfere gönderirken de iklimimiz oluşuyor. Şu ana kadar muhteşem bir döngüden bahsettik. Peki bu döngü bugüne kadar ki o
oluşumunu sürdürdüğü geleneği halen sürdürülebiliyor mu? Bir ona bakmak lazım. Onun için ben şu an bütün spot ışıklarını Arktik'e yönlendiriyorum, kuzeye yönlendiriyorum. Kuzey. Kuzey bir okyanus. Gayet güzel. Biraz önce de bahsettiğim gibi çok büyük bir alanı kapsıyor. Etrafında komşuları var, Rusya var, Amerika var, Kanada var. Kuzey Avrupa ülkeleri olarak ifade edeyim. Aşağı tarafı da. Adını Yunanca'da ayı anlamına gelen Arktos'tan alıyor Arktik. Ve şurada da ufak bir parantez açayım. Hep bizim işte belgeseller değil miyim? Daha çok çizgi romanlarda, karikatürlerde bazen ifade ederken animasyonlarda bile yan yana gösterdiğimiz kutup ayısıyla penguen aslında hiç tanışmamış durumdalar. Çünkü kutup ayıları sadece Arktik'te, kuzeyde bulunuyor ve ismini de dediğim gibi Yunanca'da ayı anlamına gelen Arktos'tan alıyor. Şimdi burayı ifade etmek gerekirse bu bölgenin 9 milyon kilometre kare kadarını karalar oluşturuyor ve totalde de 27 milyon kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Ve bu karasal alan dışındaki bu okyanus alanı her sene kışın tamamıyla donuyor. Yaz aylarında da tabii çoklu buzlar, birazdan da görselini göstereceğim. İlk sene donup eriyen miktarlar eriyor. Diğer kalan buzlar yine kalıcı olarak hayatını idame ettiriyor. Du demek lazım. Orada bir ünlem koymak lazım. O da tabii ki hepimizin bildiği, bu artık bir tartışma konusu olmayan, hepimizin arka bahçesinde yaşadığı, hani var mı yok mu tartışmasının kalmadığı ama hepimizin arka bahçesinde yaşadığı, tüm dünyanın arka bahçesinde yaşadığı iklim değişikliği maalesef Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklıkları, dolayısıyla oradaki buz yapısını, sıcaklık artışıyla buz erimesini de çok ciddi bir şekilde tetiklemiş. Beklentilerin üstünde ve çok, çok ciddi rakamlara ulaşmış rakamları birazdan sizlerle paylaşacağım. Isınma sebebiyle erimeyi tetiklemiş durumda küresel iklim değişikliği kuzeyde. Tabii bu bir anlamda insanlık için şöyle bir pozisyon yaratıyor. Belki faydalı ifade edebileceğimiz ama zararları, zarar fayda dengesi kurduğumuzda zararları faydanın önüne geçmekte. Daha erişilebilir rotalar mevcut. İster istemez gemilerin tercih ettiği rotaları yarıya indirebilecek ki bu gemi zamanı, geminin kullandığı yakıtın yarıya inmesi, insan kaynağının yarıya inmesi gibi olumlu görseller karşımıza koysa da bu rotalar kullanılırken de otomatik olarak jeostratejik ve jeopolitik rekabetinde odak noktası haline geliyor. Ama biz bilim insanları ve sizler tabii ki bu işin bizleri tekrar etkileyen noktasındayız. Şimdi ben Arktik Deniz Buzu'na biraz daha mercek altına almak istiyorum. Arktik Deniz Buzu'na. Hala kuzeydeyiz, hala Arktik'teyiz. Biraz daha görseli küçültüyorum ve biraz önce görmüş olduğumuz alanı da karaları gri renge, buzu da beyaz renge boyamış bir şekilde sizlere sunuyorum. Kuzey bölgesi Mart ayında 2020 yılından aldığımız bir deniz buzu görüntüsü ve kış ayında 2019'un yaz ayında almış olduğumuz deniz buzu görüntüsü. Hala biraz önce ben size bahsetmiştim kış aylarında komple donduğunu, yaz aylarında da belirli miktarda daha çoklu yaşlara sahip, daha yaşça ileri olan buzların hayatını devam ettirdiği ve kaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bunlar bizim beklentimiz olan şeyler. Lakin bir parantez açmak istiyorum. Bizim bilimsel yayınlarımızda ortaya koyduğumuz, karşılaştırma yaptığımız figürler. Yani bu işin biraz daha matematiğine, görselden matematiğine geçelim. Arktik deniz buzu, biraz önce dedim ki donduğu zaman akıntı başlatıyor. Akıntılar bizim iklimimizi oluşturuyor. İklimimiz mevsimleri kapsıyor. Şu ana kadar çok basit bir denklem. Ama 1979 sadece Mart ayı ile ilgili olan bölüme baktığımızda 1979 yıllarında kış aylarında yaklaşık rakamlarla konuştuğumuzda 16 küsür milyon kilometrekarelik deniz buzu
2019 yılında hesapladığımızda ve sadece kış ayını aldığımızda 14 küsür milyon kilometre karelere karşılık geliyor. Bu bize gösteriyor ki 79 yılıyla 1979 yılıyla 2019 yılı arasındaki fark 2 milyon kilometre kare. Belki sadece kolaylaştırmak için şunu söyleyebiliriz. Türkiye yüz ölçümünü göz önüne alıp, hadi onu da 1 milyon kilometre kareye şey yapalım, odaklayalım. İki Türkiye alanı kadar deniz buzu tamamıyla yok olmuş durumda. Hani bu deniz buzları derin akıntıyı oluşturuyordu? Hani bu deniz buzları derin akıntıyla atmosfere okyanusların ısısını gönderip iklim oluşturuyordu? O iklimler mevsimleri oluşturuyor. Nerede bizim 2 milyon, 2 Türkiye kadar miktar yapan deniz buzumuz nerede? Yani biz neden böyle fırtınalar, felaketler, okyanuslar sapıttı, fırtınalar mahvoldu, artık hepimiz çok ekstremleri görüyoruz. Çok uzağa gitmeyelim. Evet, belki uzağa gidelim, Arktik'e. Arktik uzak, bizden uzak, bizle ne alakası var diyemeyeceğimiz bir pozisyon burada karşımıza çıkıyor. Arktik'teki 2 milyon kaybolmuş deniz buzu, ki bu kış miktarı, bizi çok şey ifade ediyor, iklime çok şey ifade ediyor. Bir de yaz ayına bakalım. Eylül ayı, yaz ayının sonu olarak deniz buzlarının en minimal olduğu döneme gidiyoruz. Ve 1979 ile 2019'u karşılaştıralım. Maalesef neredeyse 8 milyon kilometre karelik alandan, yaklaşık rakamları söylüyorum tabii burada, 4 milyon kilometre kareye düşmüş alandan bahsediyoruz. Yani kışın 2 milyon kilometre kare artık yok iken, yazın 4 milyon kilometre karelik deniz buzu artık komple yok. Ve bir 4 milyon daha kaybedersek kuzeyde deniz buzu kalmayacak. Deniz buzu kalmazsa okyanuslardaki o derin, çok özür dilerim, kuzeydeki derin akıntıyı başlatan mekanizma kapanacak. Ve kuzeydeki deniz buzu miktarından etkilenen ve artık oluşamayan akıntılar iklimi dengeleyemeyecek ve böylece biz de atmosferin soğuk hava etkisinde kalıp buz çağına gireceğiz. Yani bunlar aslında hakikaten senaryo değil, bir Hollywood filmi değil, hepimizin yaşadığı gerçekler. Arktik deniz buzuyla ve bir animasyonla devam ediyorum. Burada biraz daha kuzey deniz buzuna dikkatleri çekip hem alansal olarak azalmayı, ki 1980'li yılların sonundan başladık, zaman dönüyor, 99 yılına geçiyoruz aylar, 2000 yılına geçiyoruz aylar. Sadece alansal azalmayı değil, deniz buzunun kalınlığındaki azalmayı da figürde görüyoruz. Ya tamam, az alansal olarak azaldı anladık ama kalınlığının, deniz buzu kalınlığının bizim için ne önemi var? Şöyle bir önemi var. Daha ince buz daha kolay erir. Daha kalın buz daha zor erir. Ama farkındaysanız şurada en yoğun ve en koyu beyaz olan en yaşlı buzlar neredeyse kalmamış durumda. Yani bu animasyonun bize gösterdiği şu: alansal olarak evet 2 milyon kilometre kare yok oldu diyoruz. Alansal olarak 4 milyon kilometre alan yok oldu diyoruz. Ama buradaki diğer kritik kavram, kalın deniz buzu da azaldığı için erime daha da hızlı ilerleyecek. Bu animasyonda bize maalesef bunu gösteriyor. Tabii ki güzel şeyler konuşmak isteriz ama bazı şeylerin de farkına varmak gerekiyor. Bu sabah İngiltere'nin yayınladığı o kısa belgeselde bu rakam %80 olarak ifade ediliyordu. Ve şunu anlıyoruz biz, okyanuslarımız, ben %75 koydum literatürdeki son rakamlarda. Belki en güncellenmiş rakamlar %80 olabilir ama dünyadaki %80 ısıyı bünyesinde absorbe eden bir okyanustan bahsediyoruz. Ve bu ısı, bu akıntı sayesinde atmosfere gönderilebiliyor. Atmosferin soğuk havasının etkisinde kalmamamız adına bir tabaka yaratıyor.
Ve bu tabaka sayesinde bizim iklimlerimiz ve mevsimlerimiz oluşuyor. Peki 2 milyon kilometre kare giden deniz buzundan ötürü akıntının yavaşladığı bilimsel olarak ortaya kondu. 4 milyon kilometre kare yaz aylarında eriyen deniz buzları yüzünden akıntının yavaşladığı bilimsel olarak makalelerle ortaya kondu. Bu %75, %80 skalasında güneşi absorbe eden okyanuslar, bu akıntılar sayesinde bu aldığımız ısıyı tekrar geri yansıtıyorsa ve akıntılar gün gelecek olmayacaksa, burada büyük bir soru işareti koymam gerekirdi, sunumumdaki büyük eksik. Akıntı olmazsa atmosfere salınacak ısı olmayacak. Isı olmazsa biz atmosferin etkisinde. Biraz önce kendimi tekrarlayan ifadeleri kullanmak istiyorum. Böylece tekrar buz çağına mı gireceğiz? Ben şahsım olarak buz çağına girmek istemiyorum. Tehlike sinyalleri çok önce dünya vermeye başladı. Kuzeydeki bu sıkıntılar var. Bir de güneye inelim sizlerle hep beraber istiyorum. Şimdi biraz önceki görselimde, ilk görselimde tabii ki kuzeyin başlattığı akıntıların güneyi, yani dünyanın beşinci büyük kıtası, Güney Okyanusu'yla çevrili kıtası, hakimiyeti hiçbir ulusa ve devlete ait olmayan dünyanın en kurak, en rüzgarlı, en soğuk kıtası, kutup ayılarının yaşamadığı Antarktika, dünyadaki buzların yaklaşık %90'ını bünyesinde tutan, çünkü kara parçası diyoruz. Ve bunun karşılığı tatlı suyun %70'ine denk gelen bir kara parçasından bahsediyoruz. Neredeyse %98'i buzla kaplı bir kara parçasından bahsediyoruz. Dünyanın en büyük çölü, üzerinde halk yaşamıyor ve hiçbir savaş yapılmamış, biraz önce dediğim gibi hakimiyeti hiçbir ulusa ve devlete ait olmayan bir kıta. İklim araştırmaları için çok önemli. Ama dediğim gibi ilk baştaki yansıtmış olduğum görselde de kuzeyden çıkan derin akıntıların da beslendiği, çok büyük anlamda besleyen bir kıta. Yani aslında tekrar şuraya geliyorum. Kuzey bizden 4-5 bin kilometre uzaklıkta. Güney bizden 14 bin kilometre uzaklıkta. Bizim için çok 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 uzak diyarlar. Ama dünya insan bedeni gibi. İnsan bedenine bakalım. Üçte ikisi yaklaşık sularla kaplı. Dünya bedeninin de üçte ikisi sularla kaplı. Yani insan bedeniyle dünya bedeni aynı tutabilirsiniz. İnsan bedeninde oluşacak en ufak bir rahatsızlık, hastalık, elimiz kanadı, ah canımız orada deriz. Bütün işte orayı tedavi etmeye çalışırız, yarayı sarmaya çalışırız insan bedeninde. Dünya bedeni de öyle bir bütün. Her bir parametresi birbirine bağlı. İşte kuzeyde deniz buzu erimiş, bana ne? Güneyde böyle sıkıntılar var, bana ne? Diyemeyeceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Bu buz tabakası, Antarktika kıtasının üzerindeki buz tabakası tamamıyla erise, ki çok ciddi sıkıntılar da var, birazdan deniz buzu ile ilgili kısımlardan bahsedeceğim. Sadece karasal buzullar erise, dünyadaki su seviyesini 60 metre, 70 metre arttırıyor. Ve tamamı erirse zaten biraz önce bahsettiğim gibi akıntının durmasıyla dünyanın bir buzul çağına girmesinden bahsederken bunlar hakikaten çok küçük kavramlar gibi kalıyor. Ama hadi küçük kavram kalmasa yine büyüklüğünü ortaya koyacak Türkiye'nin de denizlerle çevrili kıyısal alanlarının 60-70 metre sular altında kaldığını hiçbirimiz görmek istemeyiz. Tabii iklim çalışmaları için çok kritik bir alan. Neden? Çünkü Pangea dediğimiz tek kıtadan ayrılan 7 kıtanın bir tanesi Antarktika ve Ekvator'dan gelmiş. Üzerindeki 4000 metrelere çıkan deniz, çok özür dilerim, karasal buzlar, birazdan da anlatacağım, bize dünyanın geçmişini ortaya koyan doğal bir laboratuvar olma özelliğini gösteriyor. Şimdi Antarktika'ya gelelim. Biraz önce okyanusa baktık, okyanusta oluşan deniz buzuna baktık. Şu an elimizde iki farklı kavram var. Bir tanesi yine karasal alan, gri. Bu karasal alan üzerinde
eridiği zaman 60-70 metre deniz su seviyesini arttıracak kadar bir karasal buzul ve etrafını çevreleyen deniz buzları mevcut. Bu deniz buzları yine kuzeydeki gibi yazlı, çok özür dilerim, kışları çok büyük alanlara kadar yayılıyor. Yazın o sene oluşmuş yıllık deniz buzları eriyor ve totalde elimizde belirli bir miktar deniz buzu kalıyor. Bu deniz buzu peki her yazı kendi içinde, her kışı kendi içinde karşılaştırdığımızda ne oluyor? Antarktika'nın 1979-2019'a baktığınızda çok ilginç şekilde trend, Antarktika'da azalma varken Antarktika'da çok ciddi bir şekilde, çok dramatik olmasa bile deniz buzunda bir artış. Diğer sezona baktığımızda dalgalanma ama trendde yine bir artış. Tabii bu kafaları karıştırıyor. Efendim hani iklim değişikliği vardı, eriyorduk, ne oluyordu? Burada Antarktika sektörel bazda baktığımızda çoğu bölgede artış, yarımada kısmında baktığımızda, yarımada bu bölgede çok büyük bir azalış ama ortalamaya baktığımızda hafif bir artma söz konusu. Bu da maalesef ki yoğun buharlaşmanın karşılığında daha fazla yağış aldığını Antarktika'nın görüyoruz. Şimdi peki karbondioksit ve sıcaklık dengesi. Biraz önce Antarktika'nın üzerinde, bu karasal yapının üzerinde 4000 metre buz olduğunu bahsettim. Ve bu buzlar bilim insanları tarafından karot alarak, buz karot örneği alarak, burada bir bilim insanının aldığı karotu görüyoruz. Hakikaten çok zorlu koşullarda alınan karotlar. Ama bu karotlar bize neyi gösteriyor? Biraz önce demiştim, dünyanın doğal laboratuvarı ve bizim dünyanın geçmişine götürebilecek bir doğal laboratuvar olduğundan bahsetmiştim. Bu ki bizi milyon yıl öncelere götüren bir kavram. Şurada çok basit bir buz. Yani şurada karot ekipmanıyla alınmış, işte bilim insanının bu karotu, buz karotunu çıkardığını görüyoruz. Ama en tabanından alınmış bir kesit. Bunu kesit biraz daha yaklaştırdığımızda, ben şu an görselimde yaklaştırmıyorum ama bizler hani oraya odaklanırsak, içindeki kabarcıkları görüyoruz. İşte bu bilim insanlarının aldığı karotlar laboratuvar ortamına getirilip kesilerek her bir katman, bizi onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce ve hatta milyon yıl öncesine götürebiliyor ki 3000 metrelik derine inen bir karotun neredeyse 800 bin yıl, milyon yıl öncesine denk geldiğini biliyoruz bilim insanlarının çalışmalarından. Ve bu en tabandaki, en dipten çıkarılan karot örneğinin içindeki hapsolmuş gazlar laboratuvar ortamında açığa çıkarıldığında bize işte karbondioksit miktarını ortaya koyuyor. Peki karbondioksit miktarı neredeydi? Karbondioksit miktarı part per million olarak değerlendirdiğimiz ppm, yani milyonda bir partikül olarak, ki bir birimini de bir kenara bırakın hiç fark etmez. Ben derslerimde de çok basite indirgeyerek anlatıyorum. Şimdi şurada baktığımızda 800 bin yıl öncesine gidip karbondioksit miktarının 200 birim mertebesinde olduğu, tabii dalgalanmalar var, dünyanın geçirdiği buzul dönemleri var. Tamam, o dönemleri de bir kenara bırakalım. O dönemden bu döneme geldiğimizde karbondioksit miktarının şu an gün itibariyle 413'lerde olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani dediğim gibi birimi bir kenara bırakalım. Bir karbondioksit miktarı var, 200 birim. Hala şöyle gösterelim. Bu karbondioksit oldu size 413 birim. Bu ne demek? Atmosferimizde biriken bu karbondioksit, onu da ben battaniye olarak değerlendiriyorum. Önce bir 200 birim battaniyeyken ince battaniye diyelim. Şimdi 413 birimlik kalın bir battaniyeye döndü. Bu ne demek? Güneş ışınları geliyor ve hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde gelen ışınlar, biraz önce de dediğim gibi %80'i neredeyse okyanuslarımız tarafından absorbe ediliyor ve tekrar kullanılmayan ve aynı zamanda akıntılarımız sayesinde harmanlanarak tekrar atmosfere gönderiliyor. Peki
Biz hani kışında çok yine kendimizden bahsetmek gerekirse üşüdüğümüzde ne yaparız? Üstümüze bir katman alırız. Çok daha üşüdüğümüzde ikinci katman alırız. Neden? Vücut ısımız o katmanların içinde hapsolsun da dışarının soğuğunu hissetmeyeyim. Kendi ısımı da dışarı kaybetmeyeyim diye. İşte o karbondioksit battaniyesi maalesef dünyaya giren ışının girmesine müsaade ediyor. Çünkü girerken çok şiddetli. Ama çıkarken gücünü kaybetmiş bu ısı karbondioksit battaniyesine dünyadan geliyor, takılıyor ve geri dönüyor. Takılıyor ve geri dönüyor. İkinci figür işte bize bunu gösteriyor. Bir altındaki figür ısıyı ortaya koyuyor. Dünyadaki sıcaklığı ortaya koyuyor. Çok özür dilerim. Bu sıcaklıkta karbondioksitle ne kadar doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Karbondioksit miktarı çıkmış. Santigrat derecedeki artışı görüyoruz. Buradaki karbondioksit miktarı yine bu sıcaklık miktarı ile maalesef ki doğru orantılı. Bu da bizi şuna götürüyor. Eğer hakikaten biz bu dereceleri düşürmek istiyorsak en başta hedefimiz karbondioksit olmalı. Tamam, buradan da biraz da bilimsel kısma geçelim. Bilimsel, çok özür dilerim. Bilimsel kısımda ne oluyor? Bilim insanları bir araya geldi. Tabii ki hükümetler arası iklim değişikliği paneli ve burada IPCC'de ısınmanın 1,5 derece ve ötesinde devam ettiği ve edeceği yönünde bir dizi raporlar yayınlandı. Paris Anlaşması'nı artık hepimiz biliyoruz. Ülkeler ısınmayı 2 derecenin çok altında tutmayı hedefliyor. 1,5 dereceyle sınırlandıralım diyoruz. 2030 emisyonların yarıya indirilmesi, 2050'de sıfırlanması gibi kurallar, kaideler bu anlaşmada karşımıza çıkıyor. İklim değişikliğine yanıt vermek için bizim hep beraber uyumlu çalışmamız gerekiyor. Yani biraz önce anlattığım gibi dünya bedeni bir bütün. Bir yerde iyileştirme yapıp diğer tarafta uygulamamanız bizi yine sonuca götürmeyecek. Ve bu sınırlandırmada tabii ki sera gazları emisyonlarının azaltılması biraz önce anlattığım gibi daha çok rüzgar ve güneş gibi düşük enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve konuşlandırılması bizim temelde hedef almamız ve kömürün kullanımdan kaldırılması gibi bir dizi önlemi içermesi beklentimiz var tabii ki. Biz geçen haftalardaki toplantı sonuçlarını tabii şu an değerlendirmeyeceğiz ama ben sunumunda değerlendirmeyeceğim ama en azından bu bilgileri sizlere aktarmış olmak isterim ve süremizi de bakarak Antarktika seferlerine, özellikle bizim kutuplara yaptığımız seferlere, dünyadaki bilim insanları bilime, iklime, dünyanın geçmişine ışık tutarken bizler ne yapıyoruz? Onu da kısaca size bahsetmek isterim. 2017 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti olarak Antarktika seferleri icra ediyoruz. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız sorumluluğunda. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Merkezi olarak ilk 3 seferi icra ettiğimiz, akabinde de TÜBİTAK'ta Marmara Araştırma Merkezi'nde kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda da sonraki seferler gerçekleştirildi. 6. sefere hazırlanıyoruz. Rotamız ve ben burada Antarktika kıtasının bir mavi kutucuk içeri, ya çok özür dilerim, Antarktika kıtasını gösteriyorum ama çalışma yaptığımız alanı mavi kutucuk içerisinde gösterip burada tam ortadaki ekranda da buraya bir zoom in gerçekleştirdim. Gemi üzerinden yaptığımız operasyonları gerçekleştirdiğimiz bir rotamız da mevcut. Bu rotada tabii ki bilim insanlarının yaptığı çalışmalar ve projelerinin icra etmesi üzerine gerçekleştiriyoruz. Gemi, zodyak, helikopter gibi operasyonlarla çok çeşitli bilimsel projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerin sonuçları ne olursa olsun sonu iklime dayanıyor. Yani ister biz ekosistem çalışalım, ister karasal buzullar, ister deniz buzları, ister deniz canlıları olsun, karasal jeoloji olsun, atmosfer olsun, yapılan her türlü çalışmanın sonucu bizi iklime bağlıyor ve şu ki siz olmadığınız bir ortamda ve bu ölçümleri yapamazsanız
Ve bu örnekleri alamazsanız, almazsanız ne dünyanın geçmişine ışık tutabilirsiniz, ne bugünle karşılaştırabilirsiniz, ne de geleceğe projeksiyon tutabilirsiniz. Bu anlamda tabii ki yapılan çalışmalar çok kıymetli ve özellikle rakamlarla Antarktika seferini, ki genelde sorular olarak geliyor, çok merak edilen bir konu olarak da karşımıza çıkıyor. Türkiye'den çıktığımızdan itibaren maksimum 50 gün kadar süren seferlerimiz mevcut. Lojistik genelde buradaki çok büyük bir kavram, kapsam oluyor. Birazdan size bilim ve lojistik ayrımı üzerinde de detaylı bilgileri vereceğim. Çok ciddi tonajlarda bilim insanlarının ekipmanları, lojistiğini sağladığımız ekipmanlar mevcut. Gemi üzerinde ortalamada 35 gün kadar zaman harcıyoruz ve bu bizim daha çok yol kat ettiğimiz ve projeleri hayata geçirdiğimiz dönemler olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl yaklaşık 15 proje hayata geçiriyoruz ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen projeler sahaya taşınmış oluyor. Gemi üzerinde sadece kat ettiğimiz 5000 kilometre kadar bir mesafemiz, ortalamada kişi sayısı 25'i buluyor ve biraz önce de altını çizdiğim, hani güney uzak, benden uzak ama ben ne yapayım gibi değil. Baktığımızda 14 bin küsür kilometre kadar uzakta ama dünyanın geçmişinde neler olduğu doğal laboratuvarında ortaya koyan nadide bir alandan bahsediyoruz. Burada bu biraz böyle yoğun bir slide gibi görünse de ben daha basit şekilde sizlere aktarmak isteyeceğim. Buzdağının üst kısmı bilimsel kısım ve bu bilimsel kısımlarla ilgili olarak tabii ki yapılan seferlerimizde altıncısını planladığımız bu Antarktika seferinde öncesine baktığımızda 1960'lı yıllardan beri Türk bilim insanlarının kutuplarda çalışıyor olduğunu görüyoruz ve sadece Antarktika için baktığımızda Türk bilim insanlarının 150'ye yakın, çok özür dilerim, 150'nin üstü olduğu için biz 150'ye yuvarladık, 150 bilimsel yayını mevcut ve 2017'den günümüze de ilk kutup Antarktika bilim seferinden itibaren de şu an 80'e ulaşan bilimsel yayınımız oldu. Bilimsel yayınlar kadar akademik işbirlikleri çok önemli. Bugün sunumumu bile başlatırken İngiltere'nin yayınladığı o kısa butik ama çok önemli belgeselden, çalışmadan bahsederek sunumumu açtım. Çünkü Antarktika'ya baktığımızda 31-32 olabilir sayı, 30 diyelim ülkenin Antarktika'da üssü var ve bilimsel çalışmalar yapıyorlar ve 1900'lü yılların başından beri. Onun için tabii ki her ülkenin yaptığı çalışmalar çok kıymetli ve burada işbirliğini çok önemsiyoruz. Çünkü Antarktika'nın biraz önce de ifade ederken hiçbir dünya ülkesine ait değil dedim ve barış ve bilim altında yönetildiğinin de altını çizmek isterim. Bu kapsamda muhakkak ikili işbirlikleri yapıyoruz, çalıştaylar yapıyoruz. Belçika ile Kore ile Polonya, Bulgaristan, Almanya, Şili, Belarus, İngiltere ile yapmış olduğumuz hali hazırda işbirliklerimiz mevcut. İki gün önce İspanya ile işbirliğimiz başladı ve bu işbirlikleri bizi çok ciddi, yine slaydımda gösterdiğim gibi yeni keşiflere, ki bu keşifler Erciyes Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi tarafından 12 yeni keşifle taçlandırıldı. Diğer dünya ülkeleriyle de bilimsel anlamda çok ciddi birlikteliklerimiz oluyor. Aynı zamanda tabii ki gençler bence burada çok önemli. Geleceğin kanun koyucuları, karar vericileri, bilim insanları, ebeveynleri, nereden bakarsanız bakın eğitimleri ve alacakları akademik bilgiler artı araştırma geliştirmeye yönlenmeleri bizler için çok önemli. Ve bu sebeple TÜBİTAK tarafından geçen sene ilk kez açılan kutup araştırma projeleri yarışması icra edildi ve hakikaten 700'ün üzerinde başvuru alan bir yarışma oldu. Bu sene ikincisi açılıyor. Çok ilgi gördü. Kutuplarda yapılacak bilimsel çalışmalar ve bunlarla ilgili araştırma geliştirme ekipmanları şeklinde öğrencilerimiz
hocalarımızın çok kıymetli ortaya koyduğu çalışmalar var ve bu fırsatta ben 5. kutup bilimleri çalıştayı ve 2. kutup bilim şenliğimize de tüm dinleyicilerimizi davet etmek isterim. 30 Kasım'da Gebze Teknik Üniversitesi'nde sahada bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarının ortaya koyduğu sonuçlar ve gelecekte çalışma yapmak isteyen bilim insanlarının sunumlarını dinleyeceğiz. 30 Kasım'da 5. Ulusal Kutup Bilim Çalıştayı'nda Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesinde ve 1 Aralık'ta da gençlerimiz, çocuklarımız için icra edeceğimiz TÜBİTAK Gebze yerleşkemizde 2. kutup bilim şenliğimiz mevcut. Tüm halkımız davetli, çok da keyifli bir şenlik olacağı umudundayız. Tabii pandemi koşullarını her daim ön planda tutarak. Bilimsel süreçleri de destekleyen buzdağının alt kısmı var ki, bu tabii ki, çok özür dilerim, bilimsel kısımda da atlamış olduğum ama aynı zamanda da lojistiğe bağlayacağım. TÜBİTAK çağrıları, bilimsel çağrılarımız mevcut. Kutup 1001 ve kutup yabancı araştırma üssü katılım çağrıları olarak gerçekleşiyor, açılıyor ve bizim özellikle ikili işbirliği yaptığımız ülkelerin üstlerine gitmek isteyen bilim insanlarımızın başvuruları oluyor ve değerlendirme sonucu barajı geçen projelerde bu araştırmalara katılmaya hak kazanıyor. Buzdağının altı ve üstü var. Tabii bir görünen yüzü, bir de görünmeyen yüzü. Çok da detaya girmek istemiyorum zamanımızı da daha değerli tutmak için. Genel planlama, sefer katılımcıları, sefer programı olarak değerlendirdiğimiz 1001 çağrılarımızın açılması, çağrı süreçlerinin değerlendirilmesi, sefer katılımcılarının belirlenmesi, kurum ve kuruluşların dahiliyeti, izleme projelerimiz var ki bu izleme projelerimiz daha çok ve direkt temel amaçla iklim değişikliğini ortaya koymak için özellikle değişen sıcaklıklarla ilgili. Sefer katılımcılarının eğitimleri, toplantılarımız, sağlık taramalarımız, gemi organizasyonu, orada kutuplarda giyeceğimiz kıyafetimiz, kargo ulaşım, konaklama, iletişim, rotanın belirlenmesi gibi süreçler ve sonu bizi sefer sonuna getiriyor. Ben burada sefer sonu / sefer başı yaptım çünkü her bir seferin sonu bir sonraki seferin başına bizi götürüyor, ulaştırıyor. Bu kapsamda da tabii hem bilimsel örneklerin toplanan, sahada toplanan bilimsel örneklerin Türkiye'ye getirilmesi, sezon sonunda bizim raporlamamız, ulusal ve uluslararası literatüre katkının takibi ve aynı zamanda çıkan, bugüne kadar 30'un üzerinde çıkmış da tez çalışmaları mevcut. Akademik olarak da lisans üstü öğrencilerimizi muhakkak teşvik ediyoruz tez çalışmaları yapmalarına. Ben sizi, altta da bizim tabii web sayfamızda mevcut, daha detaylı bilgileri de oradan alınabileceğini düşünüyorum. Bir kısa bir video ile Antarktika'da yapmış olduğumuz çalışma mevcut, ona geçeceğim. Peki Arktik ne yaptık? O soru belki gelebilir izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden. Ben bir altlık yapayım, üzerine sorular olursa muhakkak çok mutlu oluruz. İlk Arktik seferi gerçekleştirdiğimiz 2019 yılından sonra pandeminin çıkması vesilesiyle seferimizi engellemiş oldu ama tabii ki 2022 yaz ayında da ikinci Arktik seferimizi icra etmeyi planlıyoruz. Yine çağrı süreçleri ve buradaki Antarktika sefer süreçlerinde gördüğünüz her şey Arktik için de geçerli olacak. Ben şimdi sizi kısa bir video ile baş başa bırakıyorum ve tıklıyorum. Ben ve bütün katılımcılar gerçekten çok heyecanlıyız. Sefere başladığımız süreç içerisinde gelmiş olduğumuz noktada
kurulan bilim kampımız 2019-2022 tarihlerinde hizmet verecek. Süreç tabii ki çok zordu. Antarktika gibi bir ortamda, hava tahminlerinde bile beklentileri hiçbir zaman karşılamayan bir süreç içerisine giriyorsunuz. Gerçekten zorlu bir süreçti ama sonuç gerçekten bizi mutlu ediyor. Türk bayrağımızı, Türk bilim bayrağımızı kutuplarda bilimle dalgalandırıyoruz. Bu hakikaten çok önemli. Neden? İlk başladığım o güzel görseli buzdağının üst kısmına koydum. Aslında görmek istediğimiz ve ulaşmak istediğimiz nihai hedef bizim güzel renklerden oluşan, rengarenk böyle işte güneş parlıyor, denizimiz, okyanusumuz, kara yapımız ve insanların el ele verdiği bir kurtarılmış dünya. Ama buzdağının altında üstünü kapatmak istediğimiz demeyelim de suyun altında görmezde kalmasın, suyun üstüne çıkar ve iyice görünür hale gelirse bu sefer hiç baş edemeyiz diye korkulu rüyamız olan alevler içindeki dünyayı da buzdağının altına koydum. Ben çok teşekkürler ediyorum. Sunumumu burada tamamlıyorum. Çok sağ olun. Burcu Hocam çok teşekkürler. Bütün kafalardaki soruları yanıtlayan aslında bir sunum oldu. Ama yine de sizinle sohbet etmek için birkaç sorumuz olacak ve seyircilerimizin de varsa sorularını aktaracağım ben. WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı olarak sizin bu çalışmaları yürüttüğünüz kutup bölgeleriyle ilgili hem farkındalık hem erimeyle ilgili iklim alarmı serilerimizle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hem bu bölgelerde yaban yaşamı olsun, bu bölgelerde yapılan bilimsel çalışmalar olsun katkıda bulunmak için de çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Ben oradan yola çıkarak bazı hani hem sizin yaptığınız sunumdaki çok değerli tespitlerinize istinaden birkaç cümleyle giriş yapmak istiyorum. Sonra da bir iki soru sormak istiyorum eğer izin verirseniz. Kutup dairesi sizin de söylediğiniz gibi dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınıyor. 2.3 derece deniyor ortalama olarak. Biz ne diyoruz? 1.5 dereceyle sınırlandıralım dünyanın ortalama ısınmasını ki yoksa başımıza gelecekleri siz zaten çok güzel özetlediniz. Bu akışın, bu dengenin bozulması, insan bedeniyle dünyayı benzettiniz. O çok etkileyiciydi bence. Çünkü kutuplar bize uzak gözüküyor. Biri 14 bin kilometre, biri 4 bin kilometre. Bize ne yapabilir ki? Sorusu geliyor belki akla. Kolaycı bir yaklaşım. Ama hepimiz bu tuzağa düşebiliriz. Oysa kutupların bizi ne kadar etkilediğini, kutuplarda olanın asla kutuplarda kalmayacağını çok güzel ifade ettiniz. Sibirya geçtiğimiz yıl yani kutup dairesine yakın bölgeler aşırı sıcakları yıllardır yaşıyor. 38.6 dereceleri gördü. Bu sıcaklık da 80'li yıllardan 2010'lara kadar görülen sıcaklıkların, Haziran ayı sıcaklıklarının 5 derece üzerindeydi. Bunları duyuyoruz, geçiyoruz. Hani yaşamımıza bir şekilde devam ediyoruz ama siz oralara gidip oralarda bunlarla ilgili derinlemesine analizler yapıyorsunuz. Sıcaklık dalgalarının olasılığı da 600 kat arttı deniyor bu Sibirya bölgesindeki sıcaklıklar için. Siz de dediniz kutuplardaki erime güneş ışınlarını yansıtamayınca da bunun denizlerimizi daha fazla ısıtmasını getiriyor. Bunun da dünyadaki bu müthiş döngüyü, sistemi bozucu etkileri var. En çok şey çok çelişkili oluyor hocam. Bizi bir buzul çağı bekliyor deyince onun bilimsel aradaki o bağlantıyı hani belki yeni başlayanlar ve yeni katılanlar için aramıza bir kısacık o bağlantıyı bize tekrardan anlatabilir misiniz? Bizi nasıl buzul çağı bekler? Çok güzel özetlediniz, siz anlattınız bunun cevabını verdiniz ama herkes en başta o kısmı dinleyememiş olabilir. Tabii ki Neran'ın çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hakikaten herkesin elini taşın altına koyması gereken bir döneme girdik.
Ben umarım kafaları çok yakmamışımdır ama eğer yakmadıysam yakayım. Kuzeydeki buzlar eriyince buz erimesi bizi buzul çağına götürecek. Yani zaten o paradoks burada başlıyor. Yani buz erir, bizi nasıl buzul çağına sokar? Şimdi o kuzeydeki deniz buzları donarken bünyesindeki tuz ağırlığıyla salınıp derin akıntıyı oluşturuyor. Derin akıntıyı oluştururken hani şey gibi de çok da basit tekrar şöyle su bardağı. İçine ben bir buz attığımda bu su çalkalanır ya da bir sıcak çayı neden karıştırırız? İşte o ısı yukarı doğru çıkıp araya daha diğer havanın girmesi. Yani orada bir etkileşim yaratırız ki ısı kaybı oluşsun diye. Aynı şekilde yani o kuzeydeki deniz buzları oluşurken bünyesinde tutamadığı tuz salınıyor ağırlığıyla dibe çöküyor. Dibe çöküp kuzeyden güneye seyahat ediyor. Güneyde de Antarktika ile beslenip Antarktika'dan da yukarı çıkarken ekvatora, ekvatorda ısınıp yüzeye çıkıp oradan kuzeye dönüp bin yılda bu serüveni tamamlıyor. Ama işte bu okyanusun dibe çöken akıntı okyanusun ısısını atmosfere gönderince atmosferin soğuk hava tabakasının önüne bizim yaşam alanımızı oluşacak bir ara katman yaratıyor. İşte deniz buzu olmazsa akıntı olmaz. Akıntı olmazsa okyanusların o ısısı atmosfere gitmez. Atmosfere gitmezse de atmosferin soğuk hava etkisi altında kalan dünya buz çağına girer. Yani çok ilginç ki buz çağına girmemek için okyanus yüzeyinde buzun oluşmasına ihtiyacımız var. Özellikle Kuzey Kutup buzulları bu nedenle çok kritik önem taşıyor. Antarktika'da da ilginç oluşumlar var. Çünkü siz bazı dönemlerde buzulun arttığını söylüyorsunuz. Bu da bununla bağlantılı değil mi hocam? Çünkü güneyde de bu ters bir etki yapmış oluyor. Tabii normalde akıntıyı besliyor Antarktika ama buharlaşmanın, erimenin fazla olmasıyla bir buharlaşma. Buharlaşmayla beraber bir yağış ve ister istemez Antarktika bu yağışı alarak bazı sektörlerde artış, bazı sektörlerde azalma ama totale baktığımızda totalde artış gibi görünen çok da ilginç bir dengeyi ortaya koyuyor. Bu da yine kuzey ile güney arasındaki farkı gösteriyor. Kuzey bir okyanus, güney bir kara parçası. Yani iki kutubu da işte kutuplar gibi bir başlık altında toplayamıyoruz. Arktik kendi içinde bir farklı yapısı var. Antarktika'nın kendi farklı yapısı var. Bizim de o yapıları saygılı bir şekilde korumamız şart diye duyuyoruz sizden çok güçlü bir şekilde. Kutup dairesiyle ilgili şöyle de bir şey görüyoruz. Biz WWF olarak yaban hayatı çalıştığımız için ısınmayla birlikte ve buzulların erimesiyle birlikte hem maalesef oradaki yaban türleri çok etkileniyor. Bu sembolü olmuş olan küresel iklim krizinin sembolü olmuş olan kutup ayılarının beslenmesi zorlaşıyor. Şehirlere indiklerini gitgide daha fazla duyuyoruz. Yanı sıra mesela kutup tilkileri güneyden gelen akrabaları diyelim kızıl tilkiler daha fazla kuzeye çıkabildiği için zor zamanlar yaşıyorlar. Aralarında çatışma yaşanıyor gibi gibi örnekler var. Türlerin kuzeye doğru kaydığını fırsatçılık yapan bazı türler olduğunu da gözlemliyoruz. Bir yandan da siz başta belirttiniz deniz taşımacılığı artıyor dediniz. Yani bu bölgeyi artık kullanabilen, kestirme yollar bulabilen buzulların erimesiyle değil mi? Lojistik de kullanılması. O da bu döngüyü daha da zorlaştırıcı bir etki yapabiliyor. Peki biz bir yandan siz de değindiniz. Geçtiğimiz hafta COP26'yı gördük zirveyi. Taraflar konferansını, iklim konferansını. Burada ilk kez bir iklim zirvesinin sonuç bildirgesinde sizin çok üzerinde durduğunuz karbon konsantrasyonu, yani o güney kutbunda siz karotlar alıp tarihsel olarak karbon konsantrasyonunun nasıl arttığını ve bu artışın bugün geldiğimiz ısınmayla doğrudan bağlantısını artık tartışma götürmeyecek şekilde bilim dünyası gösterdi, ortaya koydu. Bu artışın insan eliyle olduğunu biliyoruz. COP26'da ne dendi? Artık fosil yakıtların
azaltılması ilk kez bir iklim zirvesinin sonuç bildirgesine girdi. Yeterli mi? Değil. Çünkü görülen o ki COP26'da verilmiş olan sözler bizleri 1,5 dereceye götürmekten hala uzak. Ama önemli. Olumlu çeşitli kazanımlar da oldu. Yalnız hani çok dikkatli olmamız gerek. Çünkü aslında Climate Action Tracker diyor ki bizlere 2,4 derece yolunda hala gitmekteyiz. Siz bilim seferlerini yönettiniz. Bir merak ettiğim konu, hani bu biraz daha sizin gözlemlerinize dayalı olacak. İlk başladığınız dönemle bugün arasında artık alarm veren bu dünyamızda iklim değişikliği farkındalığı açısından nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Yani bugün böyle kendimi çok zorluyorum güzel bilgiler vereyim diye, ama konu ve başlık bu olunca, iklim değişikliği ve bizim gözlemlerimiz, ortaya çıkan sonuçlar olunca maalesef ki çok da olumlu şeyler söyleyemiyorum. Ama bu bilgiler, belki farkındalığı da başında hep anlatıldığı gibi farkındalığı ortaya koyar ve her bir bireyin bir şeyler yapması için elini taşın altına koymasını sağlar. Tabii ki ben aslında ilk Antarktika'ya doktora çalışmamı yaparken 2005 yılında gittim. Yıllar önce o dönem gördüğüm deniz buzu alanıyla ilgili ve yaptığım çalışmalarla ilgili uydulardan veriler alabiliyoruz ve deniz buzunu 30 yıllık, 40 yıllık çalışabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli bir faktör, ama dediğim gibi kendi çalışma alanımda deniz buzlarında, özellikle Yarımada'da çok ciddi azalmalar olduğu söz konusu. Ki bu deniz buzu biraz önceki akıntıyı da besleyen parametre. Yani biz en azından ey Arktik sende bir şeyler oluyor ama Antarktika'da olmasın diye beklerken, bu mekanizmayı besleyen Antarktika parametresinde de çatırdamalar var. Biraz daha geriden geliyor ama çatırdamalar başladı. Ama ulusal Antarktik seferlerine ışık tutacak olursak, 2017'den bu yana 6.sını gözlemleyeceğiz. Bizim biraz önceki gösterdiğim o bilim insanları gibi buz aldığımız, buz karotu aldığımız karasal buzullarda 3 sene önce o buzul karot örneği aldığımız buzun artık orada olmadığını görmek. Ki bu karasal buzul, biraz önce altını çizmiştim, denize, okyanusa entegre olduğu andan itibaren deniz suyu seviyesini arttırıyor. Hadi biz buz karotunu alamadık, o alamadığımıza mı yanalım? Ama orada olmayan buzun deniz suyu seviyesini arttırdığına mı yanalım? Bir de tam pandeminin dünyayı sardığı, Türkiye'ye ulaşmadığı ama bizim seferimiz bittikten 2 gün sonra ilk vakayı gördüğümüz dönemde Antarktika'da 20 derece. Neren Hanım, yani bu kulaklarınız, evet hepimiz kulaklarımıza inanamayacağımız bir, biz oradayken 20 derece ölçüldü. Artı 20'den bahsediyorum. Hani biz korkuyoruz, aman işte kötü süreçler, zorlu süreç, her zaman da olmuyor tabii, onu da altını çizelim. 20 dereceler çok da güzel çalışma ortamı değil. Ama bu zikzaklar ve bu ulaşan rekor yine bizim tehlike sinyallerini o kadar net ortaya koyuyor ki, artı 20 derece yani Antarktika için olmaması gereken bir rakam. Evet tamam, gitsin bilim insanları çalışsın, hala hep 20'ler olsun. Biz orada çok rahat koşullarda çalışalım, ama o öyle değil işte. 20 derece daha çok erimeyi tetikleyecek. Bu çok tehlikeli durumlar maalesef. Yani aslında korkutucu süreçler farkındalığa da daha fazla katkı yaptı gibi bir sonuç çıkıyor. Yani ister istemez biz de burada da hem yangınları hem selleri aynı anda yaşadığımız için, tüm Akdeniz Havzası eş zamanlı yangınlar yaşadığı için, Avustralya'da uzun süre süren yangınlar, Kaliforniya yangınları gibi dünyanın dört bir tarafında bunların hep bir anda çıkması, bunlar tesadüf değil. Siz de bunu Antarktika ve Arktik bölgesi boyutunu bize uyarıyorsunuz, söylüyorsunuz. Dünyanın hafızası kutuplar diye bir tabiriniz var. Bunu sunumunuzda da gördük. Gerçekten o hani karotla geriye gidiş şeyi gerçekten çok çarpıcı. Peki kutuplar erime dışında bize ne gibi veriler veriyor? Karbon bunlardan bir tanesi. Bu verilere ulaşmak için başka ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz?
Rakamlarla Antarktika'yı anlatırken bahsettiğim tonajlar tabii ki bilim insanlarının sahaya götürdüğü ekipmanları, çoğunluğu o ekipmanları oluşturuyor. Bu ekipmanlarla ve alınan örneklerle biraz önce de ifade ettiğim gibi keşiflerde bulunan bilim insanlarımız oldu ve yine ulusal seferimizin bir tanesinde tarımda kullanılabilecek, ilaçlama yapılabilecek bir bakteri türü keşfedilip ve ilaçlamada can bitkileri de zarar vermeyeceği bir sonuç ortaya çıkıyor ki bu keşifler bütün dünya için çok önemli. Diğer dünya ülkelerinin yaptığı özellikle tıp alanında ki bence bu da bizlerin de oralara geleceği süreçler var. Tıp alanında çalışmalar yapılıyor. Sahaya giden bilim insanlarının özellikle beyinsel ve bedensel ve psikolojik olarak çalışmaları değerlendiriliyor, bilimsel makaleler olarak basılıyor. Ama bunun dışında diğer kuzey ülkeleri, özellikle Rusya'nın, Belarus'un, Ukrayna'nın yaptığı çalışmalarda eczacılık ve tıp alanında işte çaresi ve devası bulunmayan hastalıklara da bulunan bakteriler, mineraller ki hiç el değmemiş, üzerinde kan dökülmemiş, koruma altında alınan ve bu kadar da ırak, yani belki de gittiğiniz noktaya daha önce hiçbir insanoğlu ayak basmamış. Bunu da gözeterek her türlü topladığınız örnekten dünyanın faydasına bir sonuç çıkabiliyor. Tabii bazen şu sorular da geliyor. İşte onda yanlışlıkla bir virüse karşılaşsanız dünyanın da sonu gelir mi? Öyle bir izlenim yok. Bir Rusya'nın buzun altında sıvı halde keşfettiği bir gölden öyle bir ben dedikodu diyeyim ya da işte bilimsel hiçbir sonuca dayanmayan bazı söylemler çıktı ama en azından karşılaşılmadığı bu net olarak biliniyor ve buzların altında birikmiş ne varsa bir şekilde çalışılması ve laboratuvar ortamında çalışılması da bunun hala hazırda çok hassas olduğunu da ortaya koyuyor. Bu bilimsel çalışmalar, işte dünyanın geçmişi, hafızası, yeni keşifler, bunların hepsine ışık tutuyor. Bir şeyin altını aslında çizmek istiyorum. Onu o arayı atladım ben. O ara bence çok önemli. Sizin sorularınız esnasında benim aklıma geldi. Şimdi evet, ben direkt sebep sonuç verdim. Sonuç bizim buz çağına girmemiz gibi bir sonuca götürebilir ama bir ara geçiş dönemi var. Bu ara geçiş dönemini yaşıyoruz. Bu geçiş nedir? Yani 2 milyon kilometre, 2 Türkiye kadar deniz buzu kuzeyde eridi kışın. Yazında 4 Türkiye kadar deniz buzu eridi. Yani tamam, buz çağı da gelmedi. Bu ara geçiş bize neyi gösteriyor? Bu ara geçiş bize şu anki ekstremleri yaşatıyor. Yani işte belgesellerin de altını çizdiği olay husus bu. Hani arka bahçemizde yaşıyor olduğumuz tüm ekstremlerin sebebi şu an bu akıntıların bir tık yavaşladığından dolayı ister istemez bütün dengeleri etkiledi. Mevsimlerimizi 4 mevsim yaşıyor muyuz? Hani deniz buzu full varken biz 4 mevsimi 4 mevsim olarak yaşıyorduk. Türkiye için konuşuyoruz tabii burada. Şu an 2,5'tan 3, yani böyle bir bağlayalım, hadi 3 diyelim, bir 3 kurtarsın ama artık tam tamına 4 mevsim de yaşayamıyoruz. İşte o kaybolan deniz buzunun bedelini şu an biz 4'ten 2,5-3'e düşmüş mevsimlerle yaşıyoruz. Daha erime devam ederse bu sonrasında komple ya yaz ya kış, işte baharlar sonbahar ya da komple baharlar, mesela Türkiye için yapılan senaryolarda Akdeniz'in Akdeniz niteliğini yitirmesi, Karadeniz'in Akdenizleşmesi gibi bir model ortaya çıkıyor. Bu işte modeller o anlamda çok önemli ve biz bu kayıpla neredeyiz'i görmemiz gerekiyor. Ya tamam, buzul çağında daha çok var. Senaryolarda, kötü senaryolarda daha önümüze çok yıllar koyuyor. Ne ben, ne çocuğum, ne çocuğumun çocuğu. İşte 7 nesil görmeyiz. Ama öyle bir şey yok. İşte biz değil. Şu an ekstremleri, bir yangın dönemi vardı, sezonu vardı ama yangın sezonu uzadı. Efendime söyleyeyim işte. Yoğunluğu arttı. Yoğunluğu arttı ve biz bunlarla mücadele edemez vaziyete geldik. İşte asıl kritik dönem bu. Bir eşik var. O eşiği ben işte derslerimde de hep konuşmalarımda da anlatıyorum. Bir eşiği, bir dağın eşiği var. Eşiği yavaş 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 tırmanırsınız. İşte o eşiktir kaybolan deniz buzları. Ama yokuşu zor tırmanırsınız. Yokuş aşağı hızlıdır. Sonra eğer biz bunun sonuçlarını çok hızlı görmeye başlarsak
Yokuş aşağı tepe taklak gideceğiz. Geriye de dönüşü çok daha zor olacaktır. Aynen. Öngörüler zaten yani şu anda türlerin hareketliliği kuzeye doğru öngörü değil yaşıyoruz. Akdeniz'e Kızıldeniz'den türler geliyor. O türler daha da kuzeye doğru ilerliyor. Daha fazla istilacı türe maruz kalıyoruz. Çeşit çeşit örnekleri çoğaltmak mümkün. Göçlerden bahsediliyor değil mi? Yani göç dalgalarının ısınan, susuzlukla karşılaşan, sorunları bizden daha fazla yaşayan belli bölgelerin daha ılıman bölgelere doğru geçeceği, gideceği insan topluluklarının. Kıyılarda yine su seviyelerinin yükselmesiyle kıyı topluluklarının da yine içerilere doğru hareketleneceği bekleniyor. Bunlar bilimin bize çok uzun yıllardır söylediği şeyler ama örneklerini yaşamaya başlayınca insanoğlu ancak anlayabiliyor. Gıda güvenliği de keza benzeri bir şekilde bir risk olarak kapımızda duruyor. Ne tür veriler elde ettiniz iklim acil durumuna dair diyeceğim ama zaten çok güzel özetlediniz. Yani birincisi bu akışı bozduk. Bu akış şimdi bize bir ara geçiş dönemini yaşatıyor. Sonra da daha büyük bir yokuş aşağı gidiş. O zaman ben biraz bu nasıl önleyebiliriz kısmına, hani sizlerin de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının da cevabını aradığı soru olarak o tarafa biraz değinelim isterseniz sizinle birlikte. Evet, aslında tabii artık herhalde klişe oldu. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. İlk sunum başlığı mı da başlangıcını da o yapılması gerekenlerin karikatürize edildiği bir yapıyla başlattım. Tabii ki bizim için buradaki sıkıntı, dolaylı sıkıntılar var. Gıda güvenliği vesaire, bunların hepsi bizim bir sonraki aşamada geçeceğimiz aşamalar. Buraları da hayal edemiyorduk. Bugünleri de hayal edemiyorduk. Yani bir hortumun, ben Tuzla'da yaşıyorum, artık iç denizde oluşmamış, tarihte oluşmamış bir hortumun bizim İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin içinden geçtiğini biz resimlerle işte ortaya koyduk, görüntülerle netleşti. Yani hakikaten bu işte filmlerde izlediğimiz bir Hollywood filmi değil. Efendim belgeselde o hortum kovalayan insanların kovaladığı işte 2 yılda 3 yılda bir gelen değil, artık çok rahat gözümüzle gördüğümüz, yaşadığımız kavramlar ve klişe olmuş bazı şeylerin artık hayata geçirilmesi, özellikle güneş ve rüzgar enerjilerinin çok kıymetli bir şekilde değerlendirilmesi lazım ki biz bunları, ben çok basit ifadelerle de söylüyorum. Yani biz rüzgar için para vermiyoruz, güneş için para vermiyoruz. Evet, belki bir yatırım için bir yatırım muhakkak olacak ama uzun vadeyi düşünmek lazım, uzun vadede planlamak lazım. Yani bugün ben varım, yarın da var olmak istiyorsam ve 5 yıllık stratejide, 10 yıllık, 15, 20 yıllık stratejide, ki şunun da altını çizeyim. Mesela 2 sene önceye kadar böyle bir COVID vakası gelecek ve biz bunları yaşayacağız. İşte yine filmlerden izlerdik vesaire vesaire ama bir gerçek oldu. Yani bu gerçeklerin daha ekstremlere gitmeden alınması gereken ve kaynaklarımızın kullanımında sürdürülebilir bir yapıyı ortaya koymamız lazım. Geri dönüşüm burada hakikaten çok önemli. Yani biz bir plastiği alıyoruz, kullan, at, ala, güzel, çok basitimize geliyor ama o plastiğin aslında bir petrol türevi olduğunu, o petrol türevini, o petrolü çıkarmak için kaynakların zaten kullanılıyor. O petrolü çıkarmak için çıkarırken bile petrol kullanıyoruz. Yani o gemilerde kullanılan yakıttır vesairedir. Yani dünyanın bir sonu var. Dünya tükenmez bir kaynak değil. İşte şeylerden de tabii işte izliyoruz vesaire, diğer dünya ülkelerinin alternatif yaşam alanları. İşte tabii şu an bize bilim kurgu gibi geliyor ama alternatif yaşam, dünyaya alternatif yaşam nasıl olur vesaire, ama bu kaynaklar sonsuz değil. Dünya kaynakları sonlu. Sonu gelen kaynakları da görüyoruz. Bunların hepsine sahip çıkmamız lazım. Siz ekosisteme de dikkat çektiniz. Bu hakikaten önemli. İşte her şey insanlar için. Ben bunu kabul etmiyorum. Her şey insanlar için değil. Yani dünyadaki yaşayan tüm canlılar bir bütünü temsil ediyor. Ve bu bütünün parçalarından bir puzzle gibi düşündüğümüzde, biri ikisi aldığınızda çok bir anlam ifade etmez ama 3, 4, 5 çatırdamaya başladığında tüm resim kaybolur. Tüm resim kaybolduktan sonra puzzle da tamamlayamazsınız, döngüyü, dengeyi de tamamlayamazsınız. Onun için sadece insan kavramıyla değil, tam bir bütün olarak düşünmek lazım ve sahip çıkmak lazım.
Dünyaya zarar veren işte bir pil atığı, yani belki çok basit gelebilir ama pil atığının attığımız yerde yarattığı. Geçenlerde bir hocamız söylüyordu, işte bir bebek bezinin dünyada kaybolma, yani atığının kaybolma süresinin yüzlerce yıl olduğu, binlerce, o rakamları çok ezberimde değil ama her bir atığın çok ciddi bir Bir de doğada. üretim sürecindeki ayak izi de var tabii. Yine karbon, yine Tabii. su, hepsi içine girince bir de kaybolmaması, dünyada atık oluşturması. Belki sizin yolculuğunuzda okyanusta karşılaştığınız çöp adaları oluyor sonuç. Aynen, kesinlikle öyle. Yani çöpün azaltılması, değerlendirilmesi, çöp de değerlendirilebilir. Enerji kaynakları verimli kullanmak, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek. Yani dediğim gibi belki klişe ama zaman o zaman. Reçete belli aslında. Biz bundan sonra ne yapacaksak dünyaya olan etkisini gözeterek yapmak zorundayız. Hem bireyler, hem özel sektör, kuruluşlar, hem sizin gibi bu konuda çalışan akademi dünyası, artı bizim gibi sivil toplum temsilcileri, hepimiz birlikte. Yani kimse tek başına bunu başarabilecek bir güce sahip değil ama hep birlikte ancak başarabileceğiz. Hep bunu söylüyoruz. COP'ta da biraz bu çıktı aslında. Aslında süremizin de sonuna geliyoruz, çok da uzatmadan. Devletler tek başına bu süreci, tabii ki çok etkili aktörler, ama sadece devletler değil, diğer bütün aktörlerin birlikte çalışması gereken bir sürecin içerisindeyiz. Ve kutupların sağlığı, aslında siz çok güzel anlattınız, bizim sağlığımız, bizim yaşamımız. Sadece insan olarak bakamayız ama hepimizin sağlığı tek, tüm Evet. dünyanın sağlığı. Karbon salımımızı azalttığımız, buzulların erimesini durdurduğumuz bir gelecek bilimsel olarak mümkün aslında. Bunu yapabiliriz. Bunun için sadece bizim de biraz daha bilimsel hareket etmemiz gerekiyor sanırım. Bu yolda bizi aydınlattığınız, bilgilendirdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Eğer varsa son noktada biraz böyle iç karartıcı durumlardan bahsettik ama ben eminim sizin çok güzel anekdotlar da vardır kutup bölgelerinde. Bizim mesela WWF olarak Morse sayımı çalışmamız var. Şu anda 10 yaş üzeri dünyanın hangi bölgesinden olursa olsun bütün bireyler girip bu Morse sayımını uydu görüntüleriyle yardımcı olabilir, katılabilir. Küçük bir eğitimi var, tutorial'ı var böyle. Böyle bir çalışma var mesela. Ben çok seviyorum, o yüzden bahsetmek istedim. Sizin de duyurduğunuz kutup şenliği çok güzel. Umarım katılım bol olur. Ben gelmek için takvimime not ettim. Harika. Bir takım Bebze de. Sizin de neden o tarafta oturduğunuzu çok iyi anladım. Bu arada var mı işbirliği, dayanışmanın sizi heyecanlandıran örneği? Belki de son sözlerinizle buradan bitirelim. Anekdotunuz var mı, bir anınız? Tabii ki çok sağ olun. Aslında şöyle demek istiyorum. Bu birlikteliğin de çatısında bu son şansımız mı? Başlığı altında toplandık. Evet, karanlık bir geçmiş ortaya sunduk. Ama geleceğin aydınlık olması için bilinç çok önemli, farkındalık çok önemli. Bu son şansımız kendi elimizde, son şansımız olmaması kendi elimizde ve işbirlikleri benim sanırım herhalde dünyadaki işte tek sahibi bir tek sahibi olmayan bilim insanlarının sahip olduğu Antarktika kıtası çok güzel bir örnek. İşbirliğinin en güzel örneği. Paris Anlaşması'nda bunu yapmaya çalışan ülkeler başarılı olsunlar istiyoruz, olacaklar. Ve gençlerimize sunacağımız imkanlar ve bu farkındalıkla güzel noktalara taşınırız umudumu ben yitirmedim. Onu da söyleyeyim. Bu kadar bilgi, bu kadar işte bilimsel sonuçla ortaya konan rakamların hala iyiye gidebileceğini düşünüyorum ve biz bilim insanlarının kutuplarda yaptığı işbirliğinin dünyanın her bir köşesinde gerçekleşebileceğini biliyorum. Ve umut ediyorum. Çok teşekkürler ediyorum davetiniz ve bu keyifli sohbet için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler bütün bilgiler ve açıklamalarınız için. Çok sağ olun.
İran Hanım, katkılarınızdan ötürü çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet ve sunum oldu. Çok öğreticiydi. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bu vesileyle buradan da pazartesi günkü programımızı bir hatırlatmak isterim. 22 Kasım pazartesi saat 19'da Oslo Üniversitesi'nden Karen O'Brien'ın İklim değişikliği düşündüğümüzden daha önemliyiz adlı konuşması ile devam ediyor. Aslında burada tam ikinizin bağladığı yerden birazcık daha farklı bu konuda neler yapabileceğimize dair sohbet edeceğiz. İngilizceden Türkçe'ye simultane çeviriyle Zoom'dan bağlanmak mümkün olacak. Bu hafta herkesi bekliyoruz konuşmalarımıza. Çok teşekkürler tekrar. Sağlıklı iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek üzere. Görüşmek üzere.